Mezhep çatışmaları hala devam ediyor. Bunlar önlenemeyecek mi? Yani biz tarihten ders alarak, bir Müslüman olarak, bir Müslüman dünyasında birliği, beraberliği kuramayacak mıyız? Bunu öneriyorum. Evet. Avrupa çok büyük bedeller ödeyerek sonunda birlikte yaşamayı öğrendi. Evet. Yani bunların mezhepleri arasındaki kavgalar dediğin gibi çok daha kanlıdır. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış bir toplumdurlar. Ancak İslam dünyası birlikte yaşama şuuruna günümüz itibariyle erişemedi. Bunun da sebebi, yani biraz da bence şeyin tesiri var, yani bilgi seviyesi. Evet, Müslüman dünyasıyız ama Müslüman dünyası ne kadar kendi dinini bilen, ne kadar o konuda entelektüel bir toplum. Bizi daha çok burada cahillik vuruyor. Şu anki dünya üzerindeki hakim güçler zaten en fazla körüklediği şey iç bölünme ve kargaşalık. Tarih boyunca Avrupa'nın İslam dünyası üzerindeki stratejisinin en temel dinamiklerinden birisi Sünni-Şii çatışmasıdır. Bu Muaviye'den beri var olan ve neticede Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi vesaire olaylarından sonra doğan, önce siyasi, sonra dini bir veşhe kazanan ayrılık, yani Sünni ve Şii mezhepleri tarih boyunca Avrupa tarafından çok etkin kullanıldı. Hala da kullanılır. Mesela Avrupa'nın casusları İstanbul'da, İran'da eş güdümlü çalışırlar. Bir İngiliz casusunun hatıratı yayınlandı. Adam nasıl çalıştıklarını çok güzel anlatıyor. Ve Batı dünyasının en korktuğu şey Sünni-Şii ihtilafının ortadan kalkması, böyle bir ittifakın oluşmasıdır. Bu başarılamıyor. Endülüs'e yardım gitmemesinin sebepleri arasında bunun da rolü vardır. Mesela Fatımi Devleti'nin hakim olduğu zaman Şii, bunlar Endülüslülerle beraber mezhep çatışması içine girdiler. Hiçbir şekilde yardım olmadığı gibi birbirine zarar da verdiler. Osmanlı döneminde de, Osmanlı'nın batıya yönelişlerinde İran'la problem yaşandı. İran, Safevi Devleti kurulduktan sonra, yani resmi ideolojiyi mezhep üzerine oturttu. Mezhep üzerinden o da hareket etti. Buna karşı Osmanlı da Sünni mezhep üzerinden söylemini geliştirdi. Sonuçta yani mezhepler biraz da siyasi argüman olarak kullanıldı. İşte Osmanlı tarafında Şiiler hakkında bir sürü efsane, adamlar işte şöyle yapar, mum söndürür. Bunlar yalan değil. Bunları televizyonda Güneri Civaoğlu söyledi ya, bir zaman bir canlı yayında da şu bu oldu. Şimdi bu Güneri Civaoğlu böyle lafları nereden işitti? Halk dilinde bunlar yaygınlaştırıldı. İşte mum söndürürler, işte şunu yaparlar. Çok kötü gösterildi. Orada da Sünniler için aynı şeyler siyasi amaçlı olarak kullanıldı. Bu görüklenen mezhep kavgası ya da düşmanlığı bir defa İslam ümmetini böyle bir böldü. Ortadan bir böldü. Bunun hala daha tesirini görüyoruz işte bugün. Bugün hala daha bu görüyorsunuz. İran, Suriye, Hizbullah ittifakı, yani sonuçta bir Şii eksenli ittifaktır. Bir iki taraftan da Türkiye'nin, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Katar vesaireyle beraber olan ittifakı da İran ve onun politik gücüne karşı oluşturulan bir ittifaktır. Çünkü Araplar İran'dan korkuyor. Korktukları için onlar da bir pakt oluşturmanın şeyinde Türkiye'ye şey yapıyorlar. Türkiye bir ara İran'la beraber acaba biz şey yapabilir miyiz diye kalktı Amerika'ya falan da bir kafa tuttu. Sonradan oynadığı kart elinde kalınca söylemini değiştirdi, politikasını. Türkiye'nin şu andaki izlediği politika ile o Tayyip Erdoğan'ın henüz daha çırak idim dediği zamanki politika farklı, farkındaysanız. Çünkü oynadığı kart elinde kaldı. Şahsen ben orada Ahmedinecad'ın
biraz yanlış yaptığı kanaatindeyim. Türkiye'nin o ilk yaklaşımına bir şeyden cevap gelmedi orada. Ondan sonra zaten arada İsrail faktörü var. Bu birliktelikten çok 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 rahatsızlık duyan. Ama zamanında bir pakt anlaşması yapmış değil mi? Türkiye, İran, Pakistan falan yıllar önce. Yaptı onu, onu yaşatmadılar. Yaşatmadılar. Bağdat paktı. Evet. O Menderes'in şeyidir. Fakat o da çökertildi biliyorsunuz. Öyle bir pakt yaptı ki Türkiye'den mesela Ankara'dan Trabzon'a mektubu nasıl gönderiyorsan Irak'a da öyle gönderiyordun. Aynı pul. Aynı pul. Fakat o çökertildi. Ona müsaade edildi. Yani orada hep işte bir sıkıntı var. Şimdi bakın bunlar işte Menderes'in başını yedi. Asıldı bunun. Kellesiyle ödedi o kalkışımları. Ama hocam mesela bugün bir Hümeyni'yi de yurt dışından alıp getirip İran'a koymaları falan da böyle hep böyle dış etkenlerle falan ayarlanmış. Avrupa'da İngiltere. İşte değil mi? Hümeyni'yi oraya koydu, Saddam üzerine saldırdı. Sonra... Efendim, yani şöyle bitirelim isterseniz. Bakın, şu İspanya'yı tekrar bir getir. Bugünkü dünya siyasetini anlamak için şu bölgeyi görüyorsunuz değil mi? Cebel-i Tarık. Şurası İspanya'dır. Şurası Fas. Şurayı biliyor musunuz? Şurada bir otonom bölge var. İngiltere'ye bağlı. Cebel-i Tarık bugün dünyanın en büyük stratejik yerlerinden birisidir. Değil mi? Geçit olarak. Şurası İngiltere'nin. Hocam, referandum yapıldı ve yine İngiltere kazandı. Hem Fas'ın toprağı hem İspanya'nın şu toprağı İngiltere'nin de buraya gitmek için icabında yani özel izin ayrıca gerekebiliyor. Bu neyi gösteriyor? Dünyanın her tarafı 1. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler çatısı altında ki bunun 1. Dünya Savaşı'ndaki aktörü İngiltere, 2. Dünya Savaşı'ndaki Amerika biraz daha öne geçti. Bu insanların çizdiği krogiye göre biz yönetiliyoruz. Aynı şey dünyadaki bütün stratejik noktalar için geçerlidir. Boğazların hakimiyeti bile tam bizde değil. Körfez'de Amerika'nın donanması geziyor. Hürmüz Boğazı'nda mesela. Şimdi siz bağımsız politika üretemiyorsunuz. O gücünüz yok. Sıkıntı buradadır. Yani Müslüman dünya kendisi, kendi politikasını kendi istediği tarzda yönlendirecek güçte değil. Dünyayı birileri yönetiyor. O savaşlarda galip gelen güçler, Birleşmiş Milletleri kuran güçler. Musul'u, Kerkük'ü, o zaman Osmanlı son Misak-ı Milli'den ayıran güçler. Bu haritayı bize çizen güçler. Osmanlı coğrafyasını cetvelle parçalayan güçler, kim ise dünyayı bunlar yönetiyor. Bu sınırlara müdahale etme hakkınız yoktur, biliyorsunuz. Geçen ders yani ki... sen şimdi kalkıp da Türkiye dese ki ben Suriye ile birleşeceğim, bunu deme hakkı yoktur. Buna Birleşmiş Milletler karar verir. Böyle bir dünya var şimdi. Uluslararası ilişkiler tamamen değişmiştir. Bizim klasik İslam hukuku ya da fıkıhta okuduğumuz uluslararası hukuk dar, yani devlet taksimleri bugünün dünyasında geçersiz hale gelmiştir. Yeniden bunların revize edilmesi gerekiyor. Tek dünya, tek kutuplu ve tek yerden idare edilen bir dünya durumuna gelmiştir. Kısacası devletlerin bağımsızlıkları yoktur şimdi. Yani devletim, bağımsızım diye bir şey yok. Birleşmiş Milletler'in sana tanıdığı kadar bağımsız. Orada 5 ülke var. Kararı onlar verir. Böyle bir dünya var şu anda. Bunları bilmeden, dikkate almadan işte ben şuyum, buyum, şunu yaparım demenin bir anlamı yok. Evet. İsrail hariç. İsrail istediğini yapıyor mu? İsrail diye bir devlet yoktur. İsrail, Amerika'nın oradaki uzantısıdır. O da istediğini yapıyor. Amerika'nın müsaade ettiği yere kadar istediğini yapıyor. Karakol olacak. Amerika'nın orada kurduğu bir karakoldu. Bundan ibaret. Amerika'daki etkin Yahudiler
Amerika siyasetini de İsrail siyasetini de onlar belirliyor. Evet. Doğru. Peki şimdi. Dünya budur. Ne yapmak lazım? Siyonistler diyor. Çok çalışmak lazım. Var mı? Uydunuz var mı? Yani sizin uzayda 20 santimetreye kadar çözünürlükte uydunuz varsa, haberleşme uydularınız, dünyayı tarayabiliyorsanız, nükleer teknolojiniz varsa, iktisadi gücünüz ona göre varsa, o vakit masaya yumruk vurabilirsiniz, böyle olmaz diyebilirsiniz. Ama yok, ben haberleşmeyi senin uydundan alacağım. Benim tankım parçası bozuldu, çalışmıyor, parça gönder bana diyecekseniz, bize istihbarat sağlayın diyecekseniz, internet kablomuzu kesme diyecekseniz, hele hele IMF'ye gidip memurların maaşını veremiyorum, ne olur biraz borç var, ver. Faizini de sen belirle. Faizini de sen belirle. Bir de ekonomimi senin faizini her türlü garanti edecek şekilde sen yönet. Sağlığa harcama yapmayayım. Öğretmenin maaşını arttırmayayım, eğitime yapmayayım, Ar-Ge araştırma yapmayacaksın, kazandığını getireceksin, bana vereceksin. Hocam şu an Türkiye'de böyle bunların hepsi değişiyor ama. Şu böyle bir ekonomiyle beraber kabadayılık olur mu? IMF'ye borcu olan bir ülkenin ben bağımsızım demesi yalandır. Borcumuzu Allah'a şükür sen. Allah'a şükür. Allah'a ama şükür. Daha dün bir, bugün iki. Evet. Değil mi? O borç bittikten sonra zaten one minute dedi. Diyebilir miydi? Niye diyemedi daha önce? Diyemez. Şimdi Mısır kalktı diyor ki ben şeriat getireceğim. İslam müşteri falan filan. Ya sen kimsin sen şeyi getireceksin? 3-5 tane böyle molla işte sakalı uzatmış bunlar. Cami çevresi cemaati. Bunlar ne politika ne dünyadan haberi yok. Müslümanlık ayrı bir şey. Dünya siyaseti bu ayrı bir şeydir. Yani bu mollalıkla hocalık olacak bir iş değil. O da bir ilimdir. Eğer mollalıkla bu iş anlaşılacak olsaydı Said-i Nursi, Elmalılı, Muhammed Hamdi yazır, Sultan Abdülhamid'e karşı çıkmazdı. Ondan sonra da oturup hüngür hüngür ağlamazdı. Abdülhamid inince her sene ülkenin bir parçası kopmaya başlayınca düşman gelip şeye dayanınca İstanbul'a kadar başladılar ağlamaya. Biz ne ettik? O kadar aklınız kesiyor. Şimdi şeydeki durumda bu Mısır'da. Biz diyor şeyi getireceğiz. Yahu sen bir defa senede 20 milyar dolar sana borç vermeseler. Vermedi mi? Aç kalıyor. Açtan geberiyorsunuz. Evet. Memurun maaşını veremiyorsun. Subayın maaşını veremiyorsun. İsyan edecek kesecekler seni zaten. Dışarıdan müdahaleye gerek yok. Birbirini zaten yakacaksınız kendiniz. Yani bu mentaliteyle, bu şeyle olmaz bu işler. Geçen derste dediniz en güzel, tarihi galipler yazıyor maalesef. Evet. Peki. İlk defa aldıyız. Cenab-ı Hak iyi eder inşallah ama yine de ümitsiz olmayalım. Benim görebildiğim kadarıyla İslam dünyasında bir yükseliş var. İnşallah. Bir yükseliş, bir şuurlanma, bir şey olacak inşallah. Bu inşallah yarın bir gün İspanya'da da tezahürünü göreceğiz. İslamiyet'in böyle bir özelliği var. Deniz gibidir. Denizden aldığınızı elinizden alıp son. İran bu işin neresi mi hocam? Yok mu hiç? Böyle bayağı bir şeyler söylüyor, bir şeyler masaya parmak mı vuruyor, yumruk mu vuruyor, bir şeyler yapıyor mu adam? İran'ın politikası 2500 yıllık bir politikadır. Yani politikada, siyasette tecrübelidirler. Bir Mısır gibi değil. Fakat İran'ın yaklaşımı çok pragmatisttir. Hemen çarp eder. Yani böyle der, mesela der ki donanmayı buradan geçirmeyeceğim. Donanma gelmediyse eyvallah, bu ona kaldı. Fakat donanma geldi mi, ya burası uluslararası sulardır, geçebilir der, geçer. Çünkü önüne çıkarsa iş pahalıya patlayacağını bilir. İran çok kıvrak bir politika izler. Bana sorarsanız İran'ın şeyinin, yani politik hatası şudur, çok mezhep eksenli kalması. Yani İran eskiden beri devlet olarak bugünkü Suudi Arabistan'ın yaptığını yapıyor. Bugünkü Suudi Arabistan'ın dünya üzerindeki siyasi argümanı Vehhabiliktir. Mezhep üzerinde. Yani bir yerde Suudi Arabistan'la dost olacaksanız sakalı uzatıp pantolonu kısaltacaksın. Efendim falan.
Öyle. Şeyi bu. Şimdi İran da bu işi hep mezhep üzerinden şey yaptığı için ister istemez o zaman karşıda ona karşı da bir bloklaşma oluyor. Keşke o şeyi aşabilse, Türkiye ile beraber bir birliktelik yapabilse, dünya İslam dünyasının şeyi buradan geçiyor. İran Türkiye ihtilafı olduğu sürece İslam dünyası çatlak olur. Bunun sağlanabilmesi lazım. Türkiye benim görebildiğim kadarıyla buraya bir yanaştı. Tayyip o daha henüz çırak olduğu yani o da biraz şeyden geliyor ya camiden. Sıfır sorun diyerekten yanaşmış. O dönemin verdiği iyi hislerle dünyayı daha iyi tanımıyor. Kalktı gitti Brezilya'ya işte Amerika'ya karşı blok oluşturmaya kalktı falan. Ama arkasında İran durmadı. İran'ın ne kıvrak bir siyaset işlediğini bizimkiler şey edemediler. Daha saf, daha şey kaldılar. Sonradan da baktı ki bu iş, biz bu şekilde oynayamayız. Bu kabak bizim başımıza patlayacak. Biz İran'la şey yapalım derken arada biz gideceğiz. İran kendini kurtarıyor nasıl olsa. O işi beceriyor. Bu sefer kıvırdı işi çabuk. Abi silahlar yapıyorlar. Evet. Neyse. Allah iyi eder inşallah. Haftaya inşallah görüşmek üzere.